Evet. Şimdi sırada bu hafta ekstra 15 dakikayla başlayan ve o 15 dakikasını umarız böyle çok güzel, acayip, lezzetli 3 tabakla karşımıza getirecek olan 2 kişilik dev ordu mor takım var. Hadi buyurun. İnşallah. Erkan Bey, sizin kilo almanızı istemiyorum. Ah, çok teşekkür, gerçekten çok naziksin. Salçalı zeytinyağlımızla başlıyoruz. Salçasız. Zeytinyağlı benim nacizane tarifim. Sadece 3 malzeme kullanıyorum burada. Soğan, domates, fasulye. Fasulyeleri blanş ettim. Yani sıcak suyda haşlayıp hemen buza koydum ki diri kalsın ve ölmesinler. Vitamin ve minerallerini muhafaza etsin. Bunun tadına baktın mı? Baktım. Evet. Okey miydi? Buraya geldiğine göre okey demek. Nasıl pişti köfteler? Fırında pişti. Ben köfteleri sadece yaptım. Sadece fırın mı? Ben köfteleri ben yaptım. Elma dilimli domatesi, patatesi haşladım. Ne haşlamadın? Kızarttım. Köfteyi anlattım ben. Köftede sadece fırın mı var? Yok, köfte ilk patatesin arkasında haşladım. Yağda. Kızarttım. Tamam. Önce kızarttım. Tamam. Ondan sonra fırında ne kadar durdu? 35 dakika. Peki. Evet, bunu anlatın. 20 şeker, süzme yoğurt, bir tane kabartma tozu kullandım. Hepsini güzel yoğurup fırına verdik. Sonra üstüne soğutulmuş buzlukta şerbet döktük. Peki, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz, sağ ol. Fasulyeleri önce blanş etmiş, çıkartmış, ondan sonra yapmış da tamamen... Fasulye ne olmuş ya? Bir çatal var mı? Şimdilik değil az önce. You tried fasulye, evet. Gerçekten fasulye denedim tabii ki. Çok güzel oldu. Niye öyle bir şey dedi? Senin şey yapmak için, emin misin diye. Ha, bir daha deneyeceğim. İkinci iki kızlı takım. Kırmızılar, gelin bakalım. Zeytinyağlıyı kim yaptı? Ben yaptım şefim. İlk önce zeytinyağda soğanlarımı soteledim. Sonrasında fasulyelerimi ekledim kısık ateşte. En son domatesini ekledim. Şeker ve tuz dengesini iyi ayarladığımı düşünüyorum. Emin misin? En son tadına baktığımda öyleydi ama dinlendiğinde daha özümsediyse şu anda ne tattığınızı net olarak bilemiyorum ama en son çok güzeldi. Gel. Tat. Yok al. Yok abi yok. Dur ya. Dur ya. Al bir dakika tatsın bakayım. Bakayım. Tamam. Kız, gel. Şimdi ne tattığınızı bilmiyorum diyor. Bir tatsın bakayım. Tat bakayım bir. Tatlı kaşığımı al. Heh. Farkı var mı? Yok, belki çok az bir tuzlu geldi bana ama yani... Tuzluluk mu geldi? Biraz tuzlu gibi mi geldi? Evet, biraz tuzlu gibi geldi sadece ama... Ağzımın tadında... Evet. İzmir köfteyi kim yaptı? Ben yaptım. Bravo. Aydan bir şey soracağım. Şimdi bu takımdaki düzenli olarak yemek yapan ve yemeğe yetenekli olan 3 yarışmacıdan bir tanesisin. Hı hı. Neden mesela daha zor tarifi sen yapmak istemedin de daha kolay tarifi sen seçtin? Herkes kendi seçti. Dedi ki Berat, ben şambaliyi çok iyi yaparım. Dilan da dedi zeytinyağlıyı ben iyi yaparım. Tamam, İzmir köfteyi de ben yapayım. Böyle ortak kararımızdı. Afiyet olsun. Berat'cığım, senin memnuniyetsizliğin neden kaynaklanıyor? Keşke köfteyi ben yapsaydım. Evet ya, köfteyi sen yapıyorsun. Mesela kafadan zaten köfteci sensin. Yani sen ha, yani işin... Yarışmaya ya, köfteyle gelen adam. Ben anlayamadığım şeylerden biri bu. Yani takımların içerisindeki ehil olduğu konuda yapmama hikayesi çok acayip. Evet. Ben keseyim mi abi? Şurasından yiyeyim bari. Aynen. Hmm. Bir çekiç alayım. Neyse. Bize içime bir şey geldi. Kütür kütür. Abi nasıl gelmiş? Abi gerçekten şu an başka bir seviyedeyiz. Pişt, kapama yüzünü, bak buraya. Teşekkürler. Aferin.